neden oldu? Ömrüm. Elim saçıldı. Tamam, ben öyle demedim. Ömer. Babaannem. Sultanım, ne oldu? Neyin var? Doğru düzgün anlatmıyor ki. Hadi söyle, niye kızdın? Ömer'im üzülecek. Avuçlarımıza kaydı. Ömer'im gitti. Annem, ne o? Neyini kaybettin? Saçıldı her tarafa. Ömer'im. Babaannem. Babaannem. Avuçlarımın içinden kaydı. Babaannem. Sen... Sen yoksa babamın tesbihinden mi bahsediyorsun? Avucumdan kaydı. Dağıldı hepsi. Babaannem. Dağıldı. Babaannem dur. Dur, merak etme, ben bulurum canım. Bulur getiririm sana tesbihini. Bul Zeynep, getir. Bulurum babaannem, bulurum. Bulursun değil mi? Gel, gel gidelim. Yapma böyle sultanım. Üzüyorsun bak beni. Ömer kızar mı? Babam sana hiç kızdı mı ki sultanım? Yok. O bana hiç kızmaz. Hiç kızmadı. Ama üzülür. Ömer çok üzülür. O üzülürse ben daha çok üzülürüm. Babaannem sakin ol. Sakin ol. Göreceksin bak. Kimse üzülmeyecek. Ama Ömer'im çok severdi o tesbihi. Bak sana söz. Bir araya getireceğim o tesbihi. Yaparsın. Sen sözünde durursun. Getirirsin o tesbihi bana. Getiririm tabii sultanım. Ama bir şartla. Şimdi ilacını içeceğiz. Sonra güzel bir uyku uyuyacaksın. Uyandığında tesbih başucunda olacak. Anlaştık mı? Hadi gel uyuyalım. Uyku ilacını verdin mi? Verdim, verdim. Ben de öğlene kadar uyanmaz. Sen nereye gidiyorsun bu kadar işin arasında? Babaannem uyandığında tesbihim burada olması lazım. Hemen gidip döneceğim. Zeynep, bak bu böyle olmuyor. Bugün az kalsın terastan düşecekti. Beni bir dinlesen, bir huzur evine... Babaannem duyacak, sessiz. Ben onun iyiliği için söylüyorum. Onun için en iyisi kendi evinde ailesiyle birlikte olması. Babama bir söz verdim ben. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım babaannem. Ama baba... Aması falan yok anne. Allah ömür verdiği sürece burada bizimle yaşayacak babaannem. Konu kapanmıştır. Peki. Ben de öğlene kadar gözün üstünde olsun. Hemen gelirim. Sen aşağıya in. Mutfakta bir sürü iş var. Uyur zaten kendi kendine. Nasıl isterseniz Tülay Hanım.